Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Qashqarda tunulgan ikki doktorning Xitoy tarafidan öldürilganligi oshkorlandi. İşençilik menbelerden igelligen uçurlarımızga göre Xitay dairleri Qashqar vilayet Yeñisar nahisi de halkımızın kalbiden orun algan danlıq doktor Ümit Doktorhanısının hocayını Turgunjan Ubulqasım ve Qashqar vilayetlik Yeñisar nahisi açlık idarisi aldıdaki ambulatoriyanın kurguçisi Kurban Hacim doktorunu tutkun kılıp onlarını türmede qiynap öldürvetgenliki ve cesetlerini mu bermegenliki iniklandi. Yeñisar nahilik Ümit Doktorhanısının hocayını Turgunjan Ubulqasım nahayeti sahavetçi, mikirban doktor bulup, izgil halda bimarlarga kulüden kilişçi yardımdı bulgan. O ilgiri bir katnaş vakasiga uçurap, belinin tövən tarafı paylaş bulup kalgan. Devamlıq iki kişi onu zembel bilen kötürüp, hizmetki ilip gildiğen derecede meyip bolsumu, tirişiptirmişip ilgilektiklep, töt qabetlik yürüşleşken Ümit Doktorhanısını ışıkı kürüştürüp, xalqimizga xizmat qilishga boshlagan. Egallashimizga Xitoy ishxalchilari uni tutqun qilishda uning o'z xalqiga yordamda bo'lganligi, bemorlarga tushlik tomoqni haqsiz qilib berganligi, Ramazonda iftor va suhurlik tomoq berganligi qatorliklarni sabab ko'rsatib, 2016 yilning oxirlari jazo lagerga solgan va qiyin qistoq natijasida 2018 yili 3 oylarda uning lagerda o'ltirilganligi ve cestinin mu berilmeganligi aşkarlanıp kalgan. Onun ayalı Saniye doktorumu şu doktorxanada ayallar keselliki bölümünün doktoru bulup, umu 2016 yılının ahırı tutkun kılınan bulup, malumatlarda onun ürümçigi yötkep ketilgenliki, hazırgıcı hiç kandak izdireki yokluğu malum buldu. Lagerde öldürülgen Kurban Hacim doktorumu 2016 yıl ahırı kolga ilinan bulup, onun mu okşaşla 2018 yılı 3. aylarda lagerde öldürülgenliki ve cestinin mu berilmegenliki aşkarlandı. Onun ailesinin mu hazırgıcı hiç kandak izdireki yok. Tayvan prezidenti yığıveliş lagerleri meselesi de Xitayının mağlubiyetki uçuraydıqallıqını oturgu koydu. Tayvan'ın paytaxtı Taybeyde ötküzülgen Xalqara Dini Erkinlik Muhakeme yığınının ekiliş murasimide söz kılgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen ceza lagerleri meselesini tilga aldı. 3. ayının 12. günü geçe devamlaşıdığan Xalqara Dini Erkinlik Yığınını Tayvan Taşkı İşler Ministerliği, Amerika'nın Tayvan'da duruşluk organı ve Tayvan Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondi'ye birge uyuşturgan bulup, yığınğa dini besimge uçuravatkan Uyghur, Tibet ve Falun Gongçilardan sırt, Asiya kıtası da dini cahitin ziyankeşlikke uçuravatkan başka milletlerden vekillerime katlaştı. Uyghurlarga vakaleten Uyghur Paaliyetçi Örkeş Devlet, Uyghur Advokat Nuri Türkel Efendi, Uyghur Paaliyetçi Roshan Abbas Hanım, Dünya Uyghur Kurultayının Japonya'daki vekili İlham Mahmud Efendi, Uyghur Paaliyetçi Enver Tohtu Efendiler iştirak kıldı. Tayvan'da çakırılgan Xalqara Dini Erkinlik Yığınının ekiliş murasımıda Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen mu nutuk sözlügen bulup, sözlügen sözü de ceza lagerleri meselesini mu tilge eylip, Xitay'nın atalmış terbiyeleş merkezini etiş arkalık özünün siyasi maksidiki yetiş uyak tutursun, mağlubiyet terapiki qarab qadam basıdığallıqını təkidləb ötgən. Arqıdın bu yığını çakırış pikirini otturgu qoygan Amerikanın sabıq Kengash Palata əzası, hazırqı Trump hükümetinin Ali Dini Erkinlik Elçisi Sam Brownback əpendi söz qılıp, Şarkı Türkistan'nın hazırqı vəziyeti doğrusu da təpsili məlumat bərdi. Bu yığında paaliyetçi Roshan Abbas xanımı söz qılgan bulup, Nuri Türkel əpendi bu yığının Uyğur davası üçün zor əhmiyyətki iyi işkəllikini, çünkü bu yığını katlaşkan siyasetçi, diplomat ve mütexassislerinin muhim kişilerden terkip tap kallıqını, yığınğa Uyghur meselesinin zor salmağını ilgileydi kallıqını oturgu koydu. Xalqara Dini Erkinlik Yığını 3. ayının 12. günü yani bugün ahırlaşıdığan bulup, Uyghurlarının hazırkı iğir vaziyeti mahsus oturgu koyuldu. Ömer Bekali Berlin'de ceza lagerleri hakkında malumat verdi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Dünya Uyghur Kurultayının uğurlaştırışı bilen Ömer Bekali Germaniya paytaxtı Berlin'de Şarkı Türkistan'daki ceza lagerleri doğruluğu malumat verdi. Xitay'nın ceza lagerde 7 ay yetip çıkan, hazır Türkiye'de yaşayatkan Kazakistan puhrası Ömer Bekali
Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulqun Aysa Efendi başçılığındaki kurultay rehberlerinin hemrahlığında 10 Mart keşte Berlin'e yetip geldi. Ömer Bekali tehdit aslındaki halkara teşkilatının teklifine binaen 11 Mart günü Germaniya paytaxtı Berlin'de akbarat yığını ötküzüp, Xitay'nın ceza lagerleri meselesi boyunca muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulqun Aysa Efendi bu yığında muhbirler ve yığın ehlini Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti hem de ceza lagerleri doğrusu da en yeni malumatlar bilen temilligen. Bu yığınğa muhbirlardan sırt Margarita Bauzi Katarlıq Germaniya parlamentinin azaları muqatnışıp, Xitay'nın kişilik hukuk defsendikiliki ve Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerini ayıplab nutuk sözligen. O sözde de Germaniya hükümetinin, Avrupa İttifakı'nın ve Garip Demokratik Devletlerinin ceza lagerleri meselesine ciddi dikkat kılıvatkallıqını bildirgen. Tehdit astıdaki Halıklar Teşkilatı'nın direktörü Ulrik Delius Efendi bu yığınğa riyasetçilik kılgan bulup, o muhbirlarga eğer Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikiliki doğruluk bir nersi bilişini halısa, Xitay'nın ceza lagerlerde yetip çıkan hayat şahit Ömer Bekali'nin sorusu buluduğallıkını kayıt kılgan. Muhbirlar ceza lagerleri doğrusu da Ömer Bekali'nin her türlük suallarını sorugan. Ömer Bekali muhbirlarının suallarına cevap veriş bilen birge, ceza lagerlerdeki öz keçmişleri hem de körgen bilgelleri doğruluk etraplık malumatları bergen. Bildirilişçe Ömer Bekali aldığımızdaki günlerde yine Dünya Uyghur Kurultayı'nın uğurlaştırışı bilen, Birleşken Milletler Teşkilatı da uyuşturulgan türlük yığıllarda ceza lagerleri doğruluk guvahlık biridiken. Amerika elçisi Xitay'nın tenkidige cevap verip, emisi izdireksiz gayip bulgan kişiler kayerde dep sorudu. Amerika hükümetinin Xalqara Dini Erkinlik İşleri Baş Elçisi Sam Brownback, Xitay'nın Uyghurlarını öz içine alan Müslümanlar, Katolikler, Budist Tibetler ve başka dini guruhlarını bastırıvatkanlığa karatkan tenkidide devamlıq çıng turdi. Brownback 8 Mart günü Hong Kong Çetellik Muhbirlar Klubu'da nutuk sözləb, Xitay'nın dini siyasetini tenkit kılgan. O Uyghurlarının dini itikadi sebeplik tutkun kılınıp, yığıveliş lagırlarına kamalganlıkı, bu orullar asallık milletlerinin medeniyet ve dini kimlikini yoktuş maksidi kurulganlıkını tekitligen idi. Sam Brownback'nin sözü Xitay rejimini kattık bir aram kılgan. Xitay Taşkışlar Ministerliği bayanatı ilan kılıp, Sam Brownback'nin sözlerini yaman garazlik hücum, Xitay'nın dini siyasetine böktan çaplıganlık deyip ayıpligen idi. Lekin Sam Brownback 11 yanvar günü Tayvan'da ötküzülgen dini erkinlik münbirinin yığını arasında muhbirlarga söz kılıp, onun kolu da Xitay'da dini itikadi sebeplik gayip bolgan ve cezalanğan yüzligen kişinin tizimliki barlıqını bildirdi. Fransiya agentliğinin haber kılışça, Brownback bu kişiler kayerde, ularga nime boldi? Ularının aile tevabiyatı nimişki ularının haberini alalmaydı dep sual koygan. O yana yakınki 2 yıl mabeynide Xitay'nın dini erkinlik vaziyetinin texamı ıgırlaşkallıqını bildirip, ittifaqdaş devletler ve şahslarını hareketke ötüşke, dini erkinlikke xilaplık kılışkı karıştırışkı ündüdü. Mezgür yığında yana Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen nutuk sözlügen bulup, Fransiya agentliğinin haberde kayıt kılınışça Tsai Ing-wen, Tayvan, biri sizin hukukunuzu tartip edişka, kimlikinizi öçürüp taşlap, turmuş en-eneğinizgi hırız kılısı kandak buluduğallıqını his kılıp yitaleydu digen. Alma şirketinin Xitay'daki zavodunun hizmetçi elişte Uyghur ve Tibetlerini kemsitkenlikke aşkarlandı. Dünyadaki en çok iPhone namlıq Yanfun işlep çıkırış şirketi Tayvan Honghai Teknolojiye Guruhi'nin Jingzhou'daki iPhone işlep çıkırış zavodunun Uyghur ve Tibetlerini kemsitkenlikke aşkarlandı. Inixton namlıq bir Şarkı Asya haber munbirinin aşkarlışı, mezgur hüddigarlık şirketinin Jingzhou şehrindeki zavodi yıkındı hizmetçi kabul kılış ilanı çıkargan. İlanda Tibet ve Uyghurlarının iltimas kılmaslıkı alahidi tekitlengen. Honghai Gorohidek alma şirketi üçün iPhone namlıq Yanfun işlep çıkardığan şirketinin ilanı da Uyghur ve Tibetlerinin kemistilişi mezgur haber munbirinin dikkatini kozgan. Haberde bayan kılınışça Inixton'un muhbiri 11 Mart günü Honghai Gorohi bilen alakalışıp bu ehvalını sürüştürgen. Xalqarada Foxconn degen nam bilen tonulgan Honghai Gorohi mezkur vaqani tekşürüşke başlaganlıqı, xizmetke qubul qilishke kemistish kılmışlarga hatimi beredigallıqını tekitligen. Mezkur şirket Inixton'a evetken bayanatıda bizning diqqitimizni qozgan bu vaqada bir işqi tonuşturuş orni bizning ruhsatimizsiz
ve Foxconn'ın makulluksız iş kutunuşturuşta bizden namımızını kanunsuz kullanan buluşu mümkün degen. Bayanatı ilgir sürülüşçe bu şirket mezkur kanunsuz vakanı derhal yerlik hükümet dairelerine malum kılgan bulup, nöbeti iş kutunuşturuş oranı sürüştürülmekteyken. Lekin gözetkiçiler Honghai Gorohi mesuliyetini başkalarına döngep koygan bulsu mu, ama Xitay şirketlerinin Uyghurlarını işe almaydıgallıkı, hükümetinin onlarını tutkun kılıp lagırgı kamaydıgallıkının reallık işkerlikini tekitlemekte. Volkswagen, Germaniya Taşkı İşler Ministerinin Xitay ziyareti de Uyghur meselesini tilga almasını talep kılgan. Germaniya Avtomobil şirketi Volkswagen'nin Germaniya Taşkı İşler Ministeri Heiko Maas'nın Xitay ziyareti de Xitay'nın Müslümanlarını yığıveliş lagiri ve onun Şinjan'a alakadar meselelerini tilga almasını talep kılganlığı ilgiri sürüldü. Mezkur vaka Hong Kong'da çıkıdığan Hong Kong Erkin Akhbaratı namlı Tor Jurnal'da 11 Mart günü ilan kılınan bir makalede tilga elindi. Heiko Maas 2018 yılı 11 ayda Xitay'ını ziyaret kılıp, Xitay'ın muavin reisi Wang Qishan, muavin başministeri Liu He, taşkı işler ministeri Wang Yi katarlıklar bilen görüşken. Aynı çağda kişilik hukuk teşkilatları onun Xitay bilen lagırlar meselesini sözleşişini talep kılgan idi. Lekin Hong Kong Erkin Akhbaratı Toru'daki Volkswagen Xitay'da Germanlar yana ceza lagırlarından haberimiz yoktu demdi o serlevhilik makalede kayıt kılınışa, işençilik işki haber menbesi Volkswagen'nin yukarı derecelik hadimlerinin Heiko Maas'a lagırlar ve Uyghur meselesini tilga almaslık hakkında hizmet işlegenlikini delilligen. Makalede Volkswagen şirketinin mezkur meselede Heiko Maas'a hizmet işlegenlikini inkar mı kılmağallıkı, itiraf mı kılmağallıkı bildirilgen. Makalede yine Germaniya Taşkı İşler Ministerliğinin mezkur mesele hakkındaki sualga kaytırgan kısqı cevabı da, Minister Maas'ın bundaq besimlerine tiz pikmeydiğallıkını bildirgenliki tekitlengen. Makalede ilgir sürülüşçe Heiko Maas aynı çağda lagırlar meselesini otturgu koygan. Lekin Wang Yi onunğa bundaq ösek sözlerge işenmesini etkan. Makalede eğitilişçe Abdur Alexander Zagerman, Xitay'nın Changchun şehirdeki Volkswagen Avtomobil Zavutu'da işleydiğen Munira isimlik bir Tungan kızını ziyaret kılgan. Munira, Xitay dairelerinin bu zavutdaki bütün Uyghur hizmettaşlarını kaytırıp getkenliki, özünün dadısı Tungan bulgallıkı üçünle qilip kalgallıkını bildirgen. Xitay'nın uruş ayruplarını çüşüp getdi. Xitay'nın Haynan ülkesinde uruş ayruplarını çüşüp getip, işki uçkuçisi öldü. Xitay'nın kündülük halıq gezdiğinin haberine asaslanğanda Haynan ülkesindeki karşılık Bidong nahisi de mâşiq uçuşu kılıvatkan uruş ayruplarını tuyuqsız çüşüp getken. Xitay armiyesi deniz kısımlarına tabi ikkallike bildirilgen uruş ayruplarının çüşüp getişi sebebiden işki uçkuçisi ölgen. Ayruplan çüşüp getken cayda uçkuçlardan başka adam ölüş ya ki yardar buluş vakası körülme geldiki bildirilmekte. Vaka haqida tekşürüş başlanğan. Janubi Xitay dengizig jaylashgan Haynan ölkisi Xitayning Aral ölkisi bo'lib hisoblandi. Yana bir tarafdan Xitayning sharqidagi Jiejiang ölkisida bir beliqchi kemasi boshqa bir kemaga suqilib, dumkomtirilib ketishi natijasida beliqchi kemasidagi 14 kapitan dengizga tushib ketgan. Keyin ulardan 2-si qutqizib olingan bo'lib, 12-sidan xabar elinolmagan. Ma'rif jamiyati Istanbulda tashakkur ziyoratida bo'ldi. Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'nin bir hayat, İstanbul Küçükçekmece İctimai Yardım ve Hemkarlık Vakfı Müdiri Kasım Şengönül Efendi'ni işhanesi ziyaret kıldı. Hayat ziyaret cereyanda mezkur vakfının Küçükçekmece rayonunda ultraklaşıp duruvatkan muhacirlerimizin meselelerini ve Şarkı Türkistan'ın ahırkı içinişlik vaziyeti hakkında söhbet edip vardı. Şunaklı Kasım Şengönül Efendi'nin yıllardan buyan Şarkı Türkistanlıklarının herhal meseleleri ve kıyıncılıkları körsetken tirişçallıkı minnettarlık bildirdi ve takdirname hediye kıldı. Xitay'da Türk sodigerler kolga elindi. Yeni Şafak gezinin haberine göre 10 Mart Xitay'nın Şamin ülkesinde ekilgan ve 150 Türk mermer taş şirketine katlaşkan tabii taş ve teknikleri yermenkisi de Türk sodigerler özlerige kılınan muameliğe işin elmeyle kaldı. Xitay sakçıları 2016 yıldan bu yan Xitay'nın Guangzhou şehirde şirketleri bulan 3 Türk şirketinin 4 mesul hadimini etigen saat 6'da ular çüşken mihmanhanığı bastırıp girip kolgalgan. Xitaylar körsetken sebep olsa
bu şirketlerinin 24 milyon liralık baş kaçırış işi de onlarının hessi varlığını ilgiri sürgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.